Diyor ki kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ey ümmetim, ey bana inananlar, peşimden gelenler, cennette benimle olmak isteyenler, aynı kaderi paylaşmak isteyenler, Allah'tan hakkıyla haya edin, utanın Allah'tan, utanın Allah'tan. Ey Allah'ın Resulü, neyi kastettin? Biz Allah'tan haya ediyoruz. Elhamdülillah. Haya var bizde ya Resulallah. Neyi kastettin? Dediler. Anladığınızı kastetmedim. Söyleyeyim neyi kastettiğimi. Ben Allah'tan hakkıyla haya edin dedim size. Neyi kastettim biliyor musunuz? Bir insan Allah'tan hakkıyla haya etmiş olabilmesi için şu kafam var ya, bu kafandaki kulaklarını, gözlerini, ağzını koruyacaksın, muhafaza edeceksin. Bu göz sana düşman olmayacak. Bu göz sana günah yazdırmayacak. Bu kulaklarla yanlış şeyleri dinlemeyeceksin. Bu ağızla, dille yanlış şeyleri söylemeyeceksin. Bu ağızdan içeriye haram lokma indirmeyeceksin. Kafa ve kafandaki organları, en kıymetli organlar insanın kafasında değil mi? Her birisi bir et parçası ama gerçekten insana değer kazandıran, insana efendim çağ atlatan şeyler, organlar bunlardır. Dolayısıyla bunları koruyacaksın, muhafaza edeceksin. Neden muhafaza edeceksin? Gözünü Allah sana ne için verdiyse orada kullanacaksın. Başka yerde kullanmayacaksın. Kulağını nerede verdiyse orada kullanacaksın. Dilini ne için verdiyse orada kullanacaksın. Karın bölgesini de koruyacaksın, muhafaza edeceksin. Yani omuzdan yukarısını koruman gerektiği gibi omuzdan aşağısını da koruyacaksın. Yanlış yerlere varmayacaksın. Yanlış yerlere gitmeyeceksin. Zinadan ve benzeri haramlardan, günahlardan uzak duracaksın. Allah'tan hakkıyla haya eden insan ölümü düşünmemeden yapamaz. Ölümü düşünmeden yapamaz. Ölümü düşüneceksin, toprak olacağını, çürüyeceğini düşüneceksin. Ahireti hedefine yerleştiren insan dünyanın lüksüne düşkün olmaz. Dünyanın lüksüne düşkün olan, dünyaya düşkün olan insandır. Ahiret derdi olan insan dünyanın lüksüne düşkün olmaz. Bu dediğim kriterlere uyarsanız Allah'tan hakkıyla haya etmiş olursunuz.